Peki arkadaşlar şimdi siyaset kurumları ile ilgili ÖSYM'nin sorduğu sorulara bir göz atalım. Devletin gerekliliği konusunda tarihçiler genellikle olumlu yargılara varmışlardır. Toplum yaşamında kaba kuvvetten ve kargaşadan doğacak sakıncaların tek güvencesi olarak Örgütlü ve merkezi bir gücün yani devletin varlığı görülmüştür. Bu görüşe göre devletin bir toplumda yerine getirdiği temel işlev aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soru köküne göre bir daha bakalım yukarıya. Kaba kuvvetten ve kargaşadan doğacak sakıncalar, sakıncaların güvencesi olarak devlet görülmüş. Bakalım şimdi buradan aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Toplumdaki gelenekleri değişikliklere karşı koruma, farklı öğelerden yeni bir bütün oluşturma toplumun ekonomik dirliğini sağlama, bireylerin değer ve tutumlarını belirleme, toplumsal düzeni kurma, yürütme ve koruma. İlk dört seçenek belki devletin işlevlerinden bir tanesi olabilir ama yukarıda bahsettiği şey kaba kuvvetten ve kargaşadan doğacak sakıncaların güvencesi olarak devletin görülmesi, devletin toplumsal düzeni kurma, yürütme ve koruma işlevinden bahseder. Dolayısıyla cevap E seçeneği. Başka bir soru. Aşağıdakilerden hangisi hem demokratik hem de demokratik olmayan yönetimlerde görülen bir durumdur? Farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe tartışılması. Demokratik olmayan yönetimlerde serbestçe tartışılamaz düşünceler dolayısıyla bunu eledik. Bireyleri etkileme yöntemi olarak ikna yolunun kullanılması. Yine totaliter rejimlerde ikna yoluna başvurulmaz, direkt dayatılır dolayısıyla bunu da eledik. Grup lideri sadece demokratik ülkelerde seçimle iş başına gelir. Dolayısıyla C'yi de eledim. Kararların alınmasında uzman görüşlerinden yararlanılması. Bu bir dursun. Kararların oy çokluğuyla alınması yine demokratik ülkelerde görülen bir durumdur. Hem demokratik ülkelerde hem de totaliter ülkelerde kararların alınmasında liderler uzman görüşlerinden faydalanırlar. Hepsinin danışmanları vardır. Dolayısıyla cevap D seçeneği olacak. Devletin yönetim şekli ister teokratik, ister monarşik, ister oligarşik, ister demokratik olsun yalan söylemek, aileyi korumak ve çocukları eğitmek, zorda kalan kimselere yardım etmek, doğayı sevmek ve korumak gibi ahlak kuralları hemen hemen her toplumda her zaman görülür. Bu cümlede ahlak kurallarının hangi yönü vurgulanmaktadır? evrensel olmaları. Evet, aynen cevap bu. İnsanlar arası etkileşimi sağlamaları, toplumsal değişmeyi sağlamaları, yaptırım gücüne sahip olmaları, toplum düzeninin korunmasına katkıda bulunmaları. Hepsi ahlak kurallarının aslında ortak özellikleridir ama yukarıda bize diyor ki her toplumda her zaman görülür. Her toplumda her zaman görülmesi demek onun evrensel olması anlamına gelir. Cevabımız A seçeneği olacaktır.